Sayın seyirciler, ikinci bölümde hemen konuklarımı yeni açmış olan seyircilerim için tekrar edeyim. Hakan Aygün, gazeteci yazar ve aynı zamanda Ümit Özdağ, Profesör Doktor Ümit Özdağ, İyi Parti'nin genel başkan yardımcısı ve kurucusu. Şimdi nerede kalmıştık? Biraz aslında doğudaki seçim başarıları, hedefler vesaire konusunu da konuşmuştuk. Şimdi önemli öyle de sorular var. Sayın Akşener Ahlat'ta Selçuklu mezar taşlarının arasında işte bir toplantıda bir nevi doğu açılımı da yaptı. Biraz önce siz dediniz ki fotoğrafta burada Selçuklu mezarları hakikaten son derece önemli simgesel bir Bitlis'te yer. Ahlat önemli bir Selçuklu merkeziydi aynı zamanda. Fakat doğu meselesini ele alışta bu iyi bir adım mıdır? İyi bir simge midir? İyidir tabii yani ahlaki açıdan ama oranın oyları açısından, oranın oylarına, Kürt kökenli vatandaşların oylarına talip olmak bakımından Selçuklular mesajı yeterli olur mu yoksa ters mi teper? Şimdi bakın biz sadece oy için oraya gitmedik. Biz bir vurguyu yapmak için oraya gittik. Bir. İkincisi sadece Ahlat değil, ilk küçük mitingimizi Tatvan'da yaparak başladı Sayın Genel Başkan. Ahlat'ta ise bir ev kiraladı. Artık sürekli gidip geleceği ve bölgedeki çalışmalarını koordine edeceği bir yer var. Ama Ahlat'ın tabii aynı zamanda Türk tarihi açısından sembolik bir önemi var. Bu mezar taşları aynı zamanda Göktürk alfabe anıtlarının bir benzerini oluşturuyor. Türk tarihindeki devamlılığı da vurguluyor. Bundan dolayı Ordu'nun anıtlarının şey mi benzeri? Ordu'nun, evet. Göktürk Ordu. Evet, benzeri. Yani yapımı mı var? Hayır, değil ama yani tarz olarak böyle öyle benzetilir. Yani benzetilir. Şimdi ben Türkiye'de başka bir yerde yok bir benzeri. Ondan dolayı ya gittiniz Ahlat'a oradan oy aldınız almadınız şöyle düşünmüyoruz. Bu bir adımın bir yürüyüşün ilk adımı diye düşünüyoruz. Ve bundan sonra da bu adımlar devam edecek. Nasıl her bölgede... O zaman şöyle sorayım ama hani Kürt meselesi tırnak içinde evet. Kullanıyorum. O konudaki bir yeni açılımınız bakın biz var mı? Yani? Hayır, biz bir Kürt meselesi demiyoruz. İşte ben de tırnak açımda söyleyeyim. Biz meseleyi etnisite zeminli olarak görmüyoruz. Bu bizim bakış açımızda temelde hala bir PKK terör meselesidir. Ve bu PKK terör meselesinin ortaya çıkarttığı Güneydoğu Anadolu bölgemizde sosyolojik, politik, psikolojik, ekonomik, kültürel birçok boyutu olan bir sorun yumağıdır. Ve şimdi buna Suriye'de ve Irak'taki gelişmelerle bir uluslararası boyut da eklenmiştir. Bunu görüyoruz. Ve bir şey daha görüyoruz. Önce Irak'ta bir parçalanma süreci 1990'lı yılların başında başladı. Şimdi Suriye'de. Şimdi bu süreç belirli bir noktaya geldi. Geri adımlar yine İran'ın belirli faaliyetleri sonucunda atıldı. Barzani bir geri adım atmaya zorlandı ama bölgede bir artık sınırları net olmayan bir entite var. Öte yandan AKP'nin çok yanlış, birazdan konuşacağımız muhtemelen Suriye politikalarının sonucunda Amerika Birleşik Devletleri ile PKK arasındaki ittifakın neticesi olarak bölgede bir PKK-İstan kuruluyor. Ve bu PKK-İstan'ın kurulmasından sonra Irak ve Suriye iç savaşları nihayete erecek. Belirli bir zaman sonra ve sıra İran ve Türkiye'ye gelecek. Önce İran'a mı gelecek sonra Türkiye'ye mi gelecek? Eskiden kesin İran'dı. Şimdi bence değişti ve hatta Türkiye olabilir. Muhtemelen. Yine bakıyoruz dünyadaki değişik stratejik araştırma merkezlerinin çalışmalarına, incelemelerine, yabancı genelkurmayların analizlerine, harp akademilerinin analizlerine
bölge projeksiyonlarını inceliyoruz ve görüyoruz ki bu bölgeyle ilgili sınır değişimleri, iç karışıklık analizleri giderek Türkiye'yi hedef alarak yükseliyor. Daha net söyleyelim, Amerika Birleşik Devletleri'nde Harp Akademisi'nin analizi gelecek 10 sene içerisinde Türkiye'de bir iç savaş öngörüsünü artık ortaya koymaya hocam, başladı. Geçen hafta Beyaz Saray baş stratejisti Trump'ın görevi bıraktı sonra ama fark etmez havayı verdi. Bu çok önemli bir şey. Bizim Milli Güvenlik Kurulu toplantılarından sonra hep böyle bir şey vardır. Bir numaralı iç tehdit şudur, terör. Bir numaralı dış tehdit şudur vesaire gibi. Ben daha böyle bir şey göremedim. Bu çok önemli bir şey. Gözlerden kaçıyor. Sizin dediğiniz ek olarak baş stratejisti şeyi söyledi. Artık Amerika'nın dış tehlikesinde birinci sıra Türkiye'nin. Birinci sıra Türkiye. Bak IŞİD değil. Evet. İran değil, Rusya değil, Türkiye dediler. Yani biz bambaşka bir sürece gidiyoruz. Şimdi çok iyi bir şey yaptınız. Bütün bunları göz önünde tutunca bir şeyi görmek zorundayız. Türkiye hızla bir milli birliğini sağlamak zorunda. İki, Türk devletinin taşıyıcı kolonları var. Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı, polis, yargı, jandarma. Bunların hepsi önce FETÖ'laştırıldı. Sonra 15 Temmuz öncesinde ve sonrasında TSK'da 15 Temmuz öncesinde sonrasında diğerlerinde biraz daha öncesinde özellikle poliste süreç tersine döndü. Millileşme yerine partileşme yolu tercih edildi. Oysa biliyoruz ki Orta Doğu'da en güçlü parti orduları dahi yenilmeye mağluptur. Parti ordusu. Parti orduları yenilmeye mahkumdur. Oysa Türk Silahlı Kuvvetleri milli bir ordudur ve milli ordu olarak kalmalıdır. Kimsenin bir milli orduyu, bu vatanın çocuklarının ordusunu bir parti ordusuna haline getirmeye hakkı yoktur, haddi de değildir. Peki yeri gelmişken, özür dilerim. Şimdi dediniz ki hani biz Kürt sorunu değil, bunu terör sorunu olarak görüyoruz. Şimdi daha pardon çok... bitireyim de. Yeri gelmişken dediniz de evet. Ben bitireyim. Ortasında oldu. O zaman devam edelim. Şimdi bizim öncelikli olarak milli birliği sağlamak, hukuk devletini tesis etmek, kısa geçiyorum bunu, devletin taşıyıcı kolonlarını restore etmek liyakat esasıyla ve tehdit ülkemiz için aktüel hale geldiği zaman da sağlam bir şekilde bu tehditlere karşı durma zorunluluğumuz var bu ülkede. Bunun için de bizim gerçekleştirmiş olduğumuz ciddi hazırlıklar var, dosyalar. Çünkü biz iktidara geldiğimiz zaman nasıl bir Türkiye devralacağımızı biliyoruz AKP'de. Yani 1913 şartlarında bir Türkiye bırakacaklar. Bu çok zor bir Türkiye. Her anlamda çok zor bir Türkiye. Öyle görünüyor. 1913'ün anlamını bir anlatırsanız isterseniz. Ve ya iktidara geldik ne yapalım diyecek bir şeyimiz yok. Birinci günden, birinci saatten itibaren ne yapacağımızı biliyoruz. Bu Güneydoğu Anadolu'da da, ekonomide de, eğitimde de, ekonomi sektöründe de, sosyal boyutlarda da. O zaman ama bunları hazırladık. Sorayım şimdi. Bu çerçeve. Yani AKP neyi yanlış yapıyor sizce terör meselesinde? AKP'nin yaptığı şimdiye kadar doğru bir şey yok. Bakın. Çünkü 9 şehit geldi daha yeni. AKP'nin terör meselesinde yaptığı doğru bir şey yok. Hala açıklamalar yapılıyor. Terörle ilgili şu başarı kazanılıyor, bu başarı kazanılıyor diye. En son olay dahil. Ne yazık ki gerçekleri anlatamıyoruz en son olayda da. Üstü örtülmüş birçok şey var. Onların da belgeleri ortaya çıkacak zaman içerisinde göreceğiz. En son olay dediğiniz şu... Son şehitlerimiz. Son şehitlerimizle ilgili olarak. Ama şunu biliyoruz, terörle müzakere edilmez. Biz terörle mücadele eder, yıldırır ve terörü yeneriz. Türkiye'nin potansiyeli buna müsait ama terörü askeri olarak yendikten sonra politik, ekonomik, sosyolojik yöntemlerle zeminini ortadan kaldırmanız gerekiyor. Bunun için de toplumla paylaşacağımız başı ve sonu belli ama şu an için
bütün boyutlarıyla anlatmadığımız, bu da bizim kampanyamızın bir parçası. Her partinin kampanyasının bir parçası vardır. Bu da kampanyanın parçalarından bir tanesi. Şu an toplumla paylaşacağız. Ama bunu yapana kadar da tabii Sayın Genel Başkan, partinin yönetici kadroları tekrar tekrar Güneydoğu Anadolu'ya gideceğiz. Halkla bir araya geleceğiz. Kendimizi anlatacağız. Ellerini tutacağız. El sıkışacağız. Sohbet edeceğiz. Ve şunu göstereceğiz onlara. Biz birlikte bir Türkiye istiyoruz. Bir bütün bir Türkiye istiyoruz. Bölgeyi terör örgütünün tekelinde görmüyoruz. Bölgeyi AKP ile terör örgütü arasında paylaşılmış görmüyoruz. Evet. Ve bunu da bıkmadan usandadan yapacağız. Onun evet. için evet Ahlat'tan başladık, Tatvan'dan başladık, Adil Cevaz'dan başladık. Ama bu sadece bir başlangıçtı. Bu sadece sembolikti. Bundan sonra daha uzun geziler gerçekleşecek. Başka yerlere de geziler planlandı. Samsun gündemimizde daha büyük bir hazırlık yapmak için bekliyoruz o konuda da. Özetle çalışmalarımıza daha yeni başladık. Bismillah dedik. Peki ama benden sonra... Dünya bir günde olmuyor. Benden soruları sormasın. Daha yeni başladı. Evet. Şimdi Hakan Aygün, bu tabii oradaki Güneydoğu'ya sen de çok gittin. Gazeteci olarak yani hatta 80'lerden beri gidiyoruz. 80'lerden evet. beri gidiyorsun. Aslında sen Öcalan'la röportaj yapanlardan da birisin. Evet, Bekar'da. İkinci o ateş kesiğinde Bekar'a yani. Gidip yapmıştık. Evet. Şimdi peki bu biraz önceki Ümit Bey'in yorumlarını Kürt meselesi konusunda veya terör meselesi veya Güneydoğu meselesi nereden baktığınıza bağlı. Aslında üç ayrı bakış. Biraz bunu bir kenara koyalım. Şimdi fakat Ahlat sorusu sana da belki söylemiş olayım. Yani Kürt vatandaşlar açısından, Kürt kökenli vatandaşlar açısından acaba İYİ Parti'ye yeterince oy taşır mı? Ya da şimdilerde şöyle bir propaganda var. Sayın Akşener işte 90'larda çok fazla faili meçhulün olduğu yılların İçişleri Bakanı diye. Gerçi cevap verdi. Yani dedi ki benden önce başlamıştı o mücadele. Dolayısıyla hani Sayın Çiller'in döneminde yapıldı. Ben de orada daha sonra İçişleri Bakanı oldum diye. Ama şimdi bunlar Türkiye geneli için belki kıymetli ama mesela oradaki Güneydoğu'daki insanlar açısından işte köy yakmalar vesaire gibi şeylerle de hatırlanıyor. Bunu ortadan kaldırmak veya o bu olumsuz etkeni oradaki oy açısından olumsuz etkeni ortadan kaldırmak için yapılması gereken şeyler ne olabilir veya İYİ Parti gerçekten de oradan oy alabilir mi? CHP'nin oradan oy almak için yapmaya çalıştığı. Buradaki oy almaları şey diye söylemeyelim. Yani o amaçla yapıyor. O amaçla değil. Zaten konsolide eder mi Türkiye'deki genel siyasetin içine? Evet. Aynen. Ya şimdi hocam dediği şey kesinlikle doğru. Ama çünkü biraz soruyu soracağım. Yani Güneydoğu'dan yeterince oy almayan bir partinin de herhangi bir şansı olabilir mi iktidarda? Şimdi MHP'nin ve milliyetçilerin geçmişten beri Kürt sorununa bu mesele değil de sorun değil dediği bir bakış açısı var. Kürtlerin de bu bir sorundur diyerek Kürt siyasetinin yani HDP çizgisinde ve öncülerin öyle bir şeyi var. Şimdi biz çok ilginç bir şey yaşıyoruz son birkaç haftada ona bir bakalım. Yani bütün dünya ya Katalonya'ya doğru bir bakalım. Bugün başbakan tutuklandı. Barcelona, Katalonya dediğimiz yer Barcelona. İspanya'nın en zengin bölgesi. İspanya'nın en zengin bölgesi. Katalanlar ayaklandı ve özellik istedi. Yıllardır Türkiye'de işte Kürtler için şu yapılsın, bilmem ne için bu yapılsın. İşte Irak'a müdahale edelim öyle olsun. Suriye. Pardon. Düzelteyim mi? Özellik de istemediler. Zaten özellikler istedikleri şey bağımsızlık. Özellikler bağımsızlık. Özür dilerim. Doğru. Özellikler. Yani özellik ama işte şey. Yani öyle bir özellik o. Şimdi bunu görelim. Bir anda İspanya bizim buradaki tabii daha sert bir örnek. Biz çok sertini yaşıyoruz. Bütün bakanlığı başbakanlığı paketledi.
Şimdi İspanya'da HDP'lilerin bölgesel başbakanı, bakanları paketleniyor şu anda, hapse atılıyor. Türkiye'deki Kürt vatandaşlarımızın bir de buna bakması lazım. Herkese başkasının azınlığı çok güzel, kaliteli, teşvik edilmeli, her türlü şey verilmeli. Ama kendi azınlığına gelince sıkıntı var. Bu Fransa için de söz konusu, İtalya için de söz konusu. Aynı süreçte İtalya'da da 5-6 bölge daha fazla özerttik dedi. Kuzey Ligi'ni biliyorsun, o başka bir nedenle falan filan. Bir kere herkes ayağını bir pardon yani. Demek ki her devletin bir refleksleri var. Bir böyle bir, buna bizim bir böyle bir bakmamız lazım. Çok önemli örnek bu. Çok önemli. Çok önemli. Ki İspanya bunun terörünü yaşamıyor şu anda Katalonya'da. Bizde bir de terör var. İşte 9 şehit daha yeni verdik. 9 şehidin olduğu yerde biz bazen karşı çıkıyoruz haksız uygulamalar. Ben Selahattin Demirtaş'ın da hapse atılmasına karşıyım. Şuna da karşıyım. Ama demek ki eğer Katalonya'da bölgesinde İspanya her hafta 9 şehit verse bütün Katalonya'yı hapse atacak. Bizimkilerin yaptığı gibi. Gerçi mecellede bir laf vardır. Sui misal emsal olmaz diye, veya tersi miydi? Sovat. Ama yani bir şey böyle kötü, bir kötü iğne örnek. Çuvaldız meselesi. Hep böyle bunları işte bizim Kürt kardeşlerimizin de böyle bir çuvaldızı kendilerine batırmaları gerekiyor. Haklı oldukları yerlerde. Evet, İyi Parti ahlak. Şimdi doğru. Ama herkes ben baktığımda geçmişte de mesela aşırı muhafazakar partilerde muhafazakarlığın fazla olduğu yerlerden Güneydoğu'ya girmeye çalıştılar. Urfa gibi vesaire gibi. Milliyetçi bir partide orada bir takım milliyetçi sembollerin olduğu, Göktürk sembollerinin olduğu yerden bir yere doğru girmeye çalışıyor. Ama şunu unutmayalım. Yani partinin programında ya da işte kuruluş bildirgesinde adı geçen bir şeyler bile hemen bir saldırı. Bunlar CIA projesi. Oraya geleceğiz. Bilmem zaten. Ne şudur budur falan filan diyerek. Oraya Akşener ve İyi Parti belli şeylerle girmek zorunda. Belli iyi bir kapıdan da girmek zorunda. Bunu da kabul etmek zorundayız. Hayatın realiteleri evet, bunlar. Güzel bir bakış. Peki o zaman bir şey daha sorayım. Çünkü oradan Ümit Hoca'ya aynı soruyu soracağım. Şimdi Hacı Bayram Camisi'ne, camine gitti Sayın Akşener. Ve orada arkadaşlar göstersinler bir kıyafet giydi. Şimdi özellikle hani senin beyaz Türkler dediğinde kullandığın özellikle her şeye lazım. Laikçi teyzeler denilen mesela gerçekten o lafı, çok güzeller tırnak içinde diyorsun. Hep tırnak içinde söylüyorum bunları ama yani anlatmak için laikliğe son derece önem veren çağdaş Türkiye'deki çağdaş kadınların sosyal medyada bunu biraz aşırı bulduklarını ve adeta bir çarşafı andıran şekilde giyindiğini. Yok canım ben oradaydım. Diye. Yok öyle bir şey yani. Şimdi resimler üzerinden, algı üzerinden konuşuyoruz yani. Aşağısı kıyafetler siyah olunca, başörtüsü de siyah olunca bir bütün olarak çarşaf değil. Ama yok yani bir. Ama şimdi siyaset... Çiller'in örttüğü gibi de değil. Çiller de yapardı bu numaraları arada gittiğinde falan. Saç hafif görünür falandı. Biraz tam İslami regülasyonlara uygun halde yapmış. Yani sonunda tabii. Bu yadırgandı o kesim tarafından yani laik kadınların bazıları tarafından okuduğum için söylüyorum şeylerde sosyal medyada. Böyle şeyler şimdi propagandadan sorumlusunuz. Olayın ne olduğu değil de nasıl göründüğü çok önemli siyaset. Şimdi burada altta ne yazıyor? Laik kadın seçmen. Herhalde daha doğrusu laik sistemi destekleyen kadın tabii seçmen. Tabii yani için öyle. Yani dinleri laiklik değil onların. Ne anlıyor laik aslında? Tamam yani. Hepimiz laik sistemi destekliyoruz. Evet. Buradan önce Anıtkabir'e gittik. Sonra Anıtkabir'den sonra da Hacı Bayram'a gittik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de Hacı Bayram'a gitmişti biliyorsunuz. Meclisin kurulduğu gün. Çok normal. Hacı Bayram'da böyle olur. Hacı Bayram'da böyle olur. Yani daha hani... Bu renkle bu bağlayış şekliyle mi pardon, olur? Pardon. Bu bağlayış yani böyle mi doğrusu oydu? Neyin rengini tartışıyoruz? Bir başörtüsü siyah olabilir, beyaz olabilir, kırmızı olabilir. Yani bunun üzerinden yapılan eleştirinin böyle çok nesnel bir tutarlılığı yok. Lütfen bu eleştiriyi yapan insanlarımız da düşünsünler. Kendileri de gitselerdi oraya ve başörtüsü takacaklardı içeriye girerken. Belki rengi farklı olacaktı. Ama bunun üzerinden bir siyasi eleştiri üretilmez. Bu çok doğru da olmaz. Peki. Bir şeyde eleştiride şu
Zannediyorum daha çok Aydınlık gazetesinde dillendiriliyor. Ama başka yerlerde de geçiyor. Diyorlar ki size, ya sizler aslında NATO'cu bir partisiniz. Evet, ve bir cins işte Batı'nın proje partisisiniz. Yani amaç Türkiye'yi adeta bölmek için işte iktidar milli bir noktaya geldi deniliyor. Öyle de bir iddia var. Onu da konuşmak lazım. Siz de işte hiç adeta Türkiye'nin beşinci kolu. İşte Türkiye'deki Amerika'nın beşinci kolu gibi. Şunu yakından gösterir misiniz? Şunu yakından gösterir evet. misiniz? İşgal altına gün alınan Türk adalarından bahsediyorum. Hangi ordu işgal etmiş? Yunan ordusu. Ne zaman? 2004 sonrası. Hangi parti iktidardaymış? AKP. Hala işgal altında mı? Hala işgal altında. Bunun işgal altına girmesine izin veren ve işgal altında kalmasına ses çıkartmayan ve Milli Savunma Bakanı'nın, şimdi Milli Eğitim Bakanı, mecliste adalarda fiili durum var diyerek işgali itiraf ettiği iktidar mı milli iktidar? Hadi canım sen de. Bir. İki. Bitti. Pardon bitmedi. Öyle İki. Birinci bitti. Birinci bitti. Türkiye NATO'ya ne zaman girmiş? İkinci Dünya Savaşı. Ben orta yaşlı bir adamım. 56 yaşındayım. Sizin doğduğunuz yıllarda işte. Yok. Benden daha önce. Biraz daha önce. İkinci Dünya Savaşı'nda. Sizden bile önce. 49 yaşında. Şaka yapıyorum. Siz benden gençsiniz. şimdi Türkiye NATO üyesi. Biz de programda diyoruz ki Türkiye NATO üyesidir ama Türkiye'nin NATO üyeliğine rağmen biz milli politikaları izlemeye devam edeceğiz. Türkiye hangi ittifaka üye olursa olsun, programın yine başka bir yerinde, bu ittifaklar, ortaklıklar ve uluslararası anlaşmalar bizim parti olarak iktidara geldiğimizde Türkiye'nin milli menfaatlerini kararlı, ısrarlı ve inatçı bir şekilde takip etmekten alıkoyamaz. Mesele budur. Peki. Bu soru Sayın Akşener'e sorulduğunda kendisi bunu savundu. Gayet normal bu dedi. Evet. Ve dedi bunu Sayın Ümit Özdağ programa yazdı bu ifadeyi. O yüzden tam da size bunu doğru, sormuş olayım. Doğru. Onun için bana söylüyorsunuz. Evet, doğru. Ben programın bunu Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili bölümüne yazmıştım. Fakat program kısaltılırken gözden kaçmış ve bu başka bir bölüme alınmış. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili bölüme yazdım tabii ben. Ama mesele nerede olduğu değil, bunun doğru olduğudur. Bu kadar. Anladım yani. Bir şey söyleyeyim mi burada? Ya, hoca da söyledi ya, ilk önce İran mı, Türkiye mi, öyle bir şeye geliyoruz diye. Ya, hakikaten Türkiye bir tehdit. Amerika'nın işte artık hakikaten bir tehdit. Bakın Zarrab davasını da izleyelim. Bambaşka bir şekilde falan gelişiyor. Doğru soru şu. Doğru soru şu. Türkiye dandik bir Orta Doğu diktatörlüğünün bir parçası. Onun da bir müttefiki mi olacak? Batılı ve herkesin çok eleştirip ama yaşamak istediği ülkeler olan Avrupa ülkeleri ve Amerika'nın ortak olduğu NATO'nun mu? Buna isterseniz 40 katır mı, 40 satır mı diyebilirsiniz. Şimdi ya da demeyebilirsiniz. Bir, biz o sizinki o değil, olmayabilir. Biz ona da girmiyoruz. Aa, bence ben, o açıdan baktığında Türkiye, Batılı ülkelerin müttefikin içinde olan bir ülke olmalı ve orada kalmalı. Evet. Bundan da bir kompleks duymamalı, retorik. Hiçbirine bağımsız olmalı. Böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya yok. Hep askeri müşterekte bir yerlerde herkesin bir ittifakı falan var. Ve şunu unutmayalım, siz söylediniz az önce. Ben çok şey görüyorum. Türkiye şimdi orada bir şekilde Irak'ta, Suriye'de belki bir yerlere doğru gidiyor vatan millet ve bunun dozajı çok artacak. 2019'a doğru çok artacak. Çünkü burada özellikle İYİ Parti'nin de ortaya çıkışıyla bir milliyetçi tehdit görülüyor.
Yani Devlet Bahçeli'yi tavlayarak milliyetçi oyları da birbirine alarak bir 2019 sürecine gitme gibi bir plan varken ortaya bir İyi Parti çıktı. Ve AKP bunun için pek çok maceraya girişecek. Mesela Suriye'de olduğu gibi ne işimiz vardı bizim Suriye'de, ne işimiz vardı bizim şununla. Biz Amerika arkadan dürttük dedi, biz orada bir şeylere girdik. Niye uğradığımızı şaşırıyoruz. Ve bunun arkasından da İran mı Türkiye mi? Yani Kürt meselesiyle ilgili olarak Irak'la Suriye'ye müdahale edildi. İki tane daha Kürt nüfusun yaşadığı ülke var. Rahat onların bölgede oynayıp bir şeyler yapmak istedikleri. Ben yani çok büyük bir tehlikeyle biz eğer bu kadar batıyla sürtüşürsek İran'dan önceye Türkiye'nin geleceğini, çünkü Beyaz Saray baş stratejileri bile söylüyor. Belki de bizim çünkü bugünkü belki haklı gerekçelerle vesaire ama bulunan ordularımıza karşı bile bir NATO ordularının savaş açabileceği bir sürece gidiyoruz. Yani biz soğuk bir savaşa gidersek. Ve Güneydoğu'ya bile işgal edilip sizin dediğiniz 1913, ben diyeyim 1919-20, Türkiye'nin eğer bu batıdan kopuş sürecinde eğer AKP'den kurtulamazsa çok daha sert şeyler yaşayabileceği bir sürece gideceğini düşünüyorum. Biz yani 40 katır mı 40 satır mı diyelim adına dandik bir Orta Doğu devleti mi olacağız? Batılı medeni devletlerin hepimizin çok eleştirdiği ama kendi vatandaşlarına özgürlük sağlayan, dünyaya emperyal bir şekilde başka ülkelere saldıran belki ama kendi vatandaşlarına özgürlük olan, çok eleştirilen ama herkesin çok yaşamak istediği, başta AKP'lilerin, çok eleştiriyorlar ama hepsi Almanya'da yaşıyor. AKP'ye oy veriyorlar, oradaki demokrasiden faydalanıyorlar, burada demokrasi olmasını istiyorlar. Biz bunu mu seçeceğiz, bunu mu seçeceğiz? Yani tamam, tam bağımsız olama, harika, çok güzel ama böyle bir dünya yok. İyinin kötüsü diye bir dünya var. Ya biz bir şey seçmek zorundayız ve NATO konusunu bu kadar eleştirmesini açıkçası ben anlamıyorum. Türkiye'nin NATO'ya girmesi de doğrudur. Evet. Doğru ittifada Türkiye'nin o civardır. Batı müttefikliğidir. Şimdi biz dış politikada bir milli menfaatleri savunmak yanından yanayız. Diyeceksiniz ki ya bu çok normal. Ay bu çok normal. Ama ne yazık ki Türkiye 2011'den beri Türk dış politikasında milli menfaatleri terk etti. Açık bir şekilde parti menfaatleri üzerinden siyaset yapıyoruz. Doğru. Bizim Suriye politikamızın temel belirleyicisi nedir biliyor musunuz? Suriye'de Suriye'nin AKP'si Müslüman kardeşleri iktidara getirme projesi. Aynen bu. Başka hiçbir yolu yoktur bunun. Aynen bu. Türkiye'nin milli menfaatleri uzaktan yakından ilişkisi yoktur. Aynen. Keza Mısır'da izlenen politika yine aynısı. Müslüman kardeşler merkezli bir politika. Nesepsel yaklaşım. Başka hiçbir boyutu yoktur. Bir. Onun için diyoruz ki biz bırakalım bu parti menfaatleri meselesini. Çıkartalım bu siyasal mezhepçilikten Türk dış politikasını. Ve Türkiye'nin menfaatlerini temsil etsin Türk dış politikası. İki, Türkiye'nin milli menfaatlerini temsil ederken gerçekçi olsun. Bakın gerçekçi olsun. Akla dayansın. Ve ondan sonra da haytuyta değil. Ey Amerika, ey Almanya değil. Türbinlere oynamadan sonuç alacak şekilde etkili olarak yapılsın. Süleyman Şah'ın mezarını kaçırmasın. Bakın Süleyman Şah mezarına Türk bir manka asker ne zaman yollandı biliyor musunuz? Karar ne zaman çıktı biliyor musunuz? Sakarya Savaşı sırasında çıktı. Savaşın tam ortaya. Evet evet. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Sakarya Savaşı sırasında oraya bir manga asker yolladı. Her bir askere ihtiyaç duyulduğu zamanda. Evet. Üstad, ve biz o askerleri onlardan çok daha iyi donanmışlarını bir terör örgütünün önünden kaçırmak zorunda kaldık. Bu da Erdoğan'ın Türkiye'sinin ürünüdür. O eski Türkiye'ydi. İstiklal Harbi'nin Türkiye'siydi. Bu da Erdoğan'ın Türkiye'si, sözde yeni Türkiye. Bir örnek daha vereyim. 6. filoya solcular denize dökmeye giderken bunlara saldıranlar Mehmet Şevket Eygiler artı bugünkü meclis başkanı İsmail Kahramanlardı. Anti-Amerika ve anti-NATO diyen saldıranlar. Şimdi tarih komik. Bir şeyi koyalım. Türkiye'nin milli menfaatlerini temsil etmeyen bir dış politikanın Türkiye'ye, Türk milletine ne bugün ne de yarın bir hayır getirmesi mümkün değildir. Suriye politikasının bedeli nedir? 30 milyar dolar harcama. Kendi verdikleri rakam. Ne sağladık? Peki daha ne kadar harcayacağız bilmiyoruz. Ne sağladık? 3,5 milyon Suriyelinin Türkiye'ye gelmesi. Bu 3,5 milyon Suriyelinin şimdi 2019 seçimlerinden önce vatandaşlık verelim de bunları da seçimde oy potansiyeline çevirelim gibi düşünce. Peki yeri gelmişken hemen konuşmaya devam edin de sorumu sormuş olayım arada. Ona da cevap verirsiniz.
Diyelim ki siz iktidara geldiniz. Burada 3,5 milyon Suriyeli var. Bunların bazıları buradaki insanlarla evlendiler, kız aldılar, kızı verdiler. Bu olay böyle de devam ediyor. İş yeri kurdular. Ama öbür yandan da Boyna, daha geçen gün Konya'da işte onların iş yerleri yağmalandı veya tahrip edildi. Sizin mesela somut olarak şunu yapacağız diye bir şeyiniz var mı Suriye mültecileriyle ilgili? Bu 3,5 milyon Suriyelinin Türkiye'ye gelmesinden sonra İstanbul'da Suriye mafyası uyuşturucu piyasasını ele geçirdi. Böylece Afganistan, Avrupa hattı uyuşturucuda Suriye mafyasının eline geçti. Fuhuş inanılmaz ölçüde arttı. Maalesef. Bir şehrimizde fuhuş erkek çocuklarında 14 yaşına düştü. O kadar ucuzladığı için. İki ayda 6 bin Suriyeli kadın kürtaj yaptırmış Türkiye'de. Ortaya bu coğrafyadan silinmiş hastalıklar yeniden çıkıyor. Milli Güvenlik Kurulu'nda hazırlanan gizli bir rapor var, açıklayamıyorlar. Yani resmin ancak bir noktasını gösteriyor da. Ve 1 milyona yakın çocuk var. Bunların 600 bin okula gitmiyor. Bu çocuklar gelecekte mafya için, geleceğin IŞİD'leri için, geleceğin bölücü örgütleri için toplumsal ortamı oluşturuyorlar. Ve bunlar doğru düzgün Türkçe de bilmiyorlar. Kendi aralarında da Arapça konuşuyorlar. Arapçanın değişik lehçeleriyle. Terörle mücadele, mafyayla mücadele, teknik istihbarat çok önemlidir. Ama kendi aralarında bu şekilde konuşan, Arapçanın alt lehçeleriyle konuşan bir mafyayı Türkiye'de hangi polis dinleyecek? Ve teknik istihbarat yapacak. Yok böyle bir şey. Çözümünüz yani tamam. Buna. Şimdi Tarım Bakanı açıklıyor. Diyor ki 3,5 milyon Suriyeli geri dönmek istese de biz onları geri bırakmayacağız. Onlara diyor toprak vereceğiz, tarımı ayağa kaldıracağız. Ya bunu Türk insanına et yedirebilmek için Sırbistan'dan et satın alan bir tarım bakanı söylüyor. İktidara geldikten sonra Türk tarımını ve Türk hayvancılığını yok eden bir iktidarın tarım bakanı şimdi bize gerçekle ilişkisi olmayan bir şey söylüyor. Neymiş? Suriyeliler Türk tarımını ayağa kaldıracaklarmış. Bizim aklımızda alay mı ediyorsunuz ya? Bizim çözümümüz ne? Bir. Suriye'de tarım da yoktu. Bilmiyorlar. Biz Türkiye'nin Suriye politikasını değiştireceğiz. Suriye'de barışı teşvik edeceğiz. 2011'e kadar Suriye politikası hükümetinde doğruydu. Desteklediğimiz bir politikaydı. Neden? Suriye'yle ekonomik ilişkiler iyiydi, politik ilişkiler iyiydi ve Türkiye bir şeyi başarıyordu. Tabii. Yani Suriye'yi içeriden ekonomik yöntemlerle demokratikleştirme süreci başlamıştı. Hı hı. Ama biraz önce Hakan Bey'in söylediği gibi 2011'de itti Amerika. Hadi aslansınız. Onlar da zannettiler ki Müslüman kardeşlerle bu işi yaparlar. Oysa bakın iki tane istihbarat raporu var. Hükümete verilmiş. Müslüman kardeşlerin veya bir başka grubun Esad'ı devirmesi mümkün değil diye. Hoşlarına gitmiyor, geri çeviriyorlar. Ben o dönemde hükümetle çalışan ve bu konuda yardım eden öğrencilerimden bazılarını çağırdım. Dedim ki ne yapıyorsunuz çocuklar? Bu iş böyle olmaz. Bunu yapamazsınız. Yo hocam Müslüman kardeşler doğru haklısınız zayıflar ama biz onları destekleyeceğiz ve plan bu. Yapmayın. Türkiye'nin böyle bir operasyonel yeteneği yok. Bir. Kaç tane Arapça bilen şeyiniz var, elemanınız var. İki, ya Suriye ile ilgili Dışişleri Bakanlığı'nın sitesindeki demografik veriler CIA'nin internet sitesinden alınmış konulmuş. Tamam mı? Başka bir şeye bakma ihtiyacınız var mı? Bu bilgilerle mi siz Suriye'de iktidar devireceksiniz? Böyle Türkiye'nin başını belaya soktular. Ha, şimdi biz diyoruz insanları trenlere bindirip Suriye'de ateşin içine atmaktan bahsetmiyoruz. Ama biz Suriyelilere Türkiye'de çadır kentler değil, Suriye'de geri dönebilecekleri bir vatan vaat ediyoruz. Yani Suriye'ye barış,
Suriye'ye ekonomi, Türkiye Türk şirketlerinin girmesi ve Suriye'yi yeniden inşa etmesi gerekiyor ki yapar Türk şirketleri de bunu. Ve bugün Türkiye'de misafirimiz olmuş olan insanların çok büyük bir bölümü de nasıl geri döneceklerdir. Dediğiniz gibi özel durum olanlar var, evlenenler var, vatandaşlık. Buna bir şey söylenmez yani, bu artık insani bir şey. Ama insanların çok büyük bir bölümü de ülkelerine dönmek istiyorlar. Zaten bakın bayramda 150 bin kişi gidiyor. Sonra geri dönüyorlar. Ya eğer gidebiliyorsan kalabilirsin orada. Nitekim Almanya almıyor bayramda gidenleri geri. Diyor ki eğer sen bayramda gidiyorsan o ülke kalınabilecek bir ülkedir aynı zamanda. Buraya geri siyasi iltica kabul etmiyor. Doğrusu budur. Türkiye gibi bir ülkenin dünyanın en fazla sığınmacısı var Türkiye'de şu anda. 2011'de 12 bin miydi? 13 bin, böyle bir şey. 30 milyar dolar harcama lüksü yoktur. Bu ekonomiyi zaten büyük bir batak içerisinde daha fazla batağa çekiyor. Ve bunun bir tek nedeni var. Bütün AKP kadroları benim doğru söylediğimi biliyor. Bütün AKP kadroları biliyor. Numan Kurtulmuş bir ara böyle cesaretlendi. Dedi ki başımızdaki belaların çok büyük bir bölümü Suriye'den kaynaklanıyor. Doğru mu? Evet. Ama bir tek kişiyi ikna edemiyorlar. Recep Tayyip Erdoğan'ı. İYİ Parti iktidara geldiği gün Türkiye'nin Suriye politikası akılcı bir zemin oturacak, gerçekçi bir zemin oturacak ve Suriyelilerin de kendi ülkelerinde vatan kazanmaları süreci başlayacak. Peki. Şimdi biraz bu dış politikayı konuşmamız lazım galiba ama çünkü hakikaten neredeyse Türkiye'nin bekası bu işle ilgili olmaya, Türkiye'nin batıyla ilişkileri, Türkiye'nin doğuyla ilişkileri bakımından olmaya başladı. Sanıldığı gibi AKP'nin seçim kaybetmesiyle ilgili değil galiba iddia edildiği gibi. Şimdi ama gene biraz şeye gidelim, oraya gelmeden önce, Sonca Dence, İYİ Parti ile ilgili. Hakan Aygün, şimdi senelerdir siyasi partileri takip ediyorsun. Benim gördüğüm siyasi partilerde bu hizipçilik meselesi bitmez bir hastalıktır. Çok liderlilikte öyle. Yani herkes işte, parti demek hizip demek zaten. Bir taraftan öyle Arapçası hizip. Şimdi MHP'den ayrılış sürecine baktığımda ben İYİ Parti'nin oluşumu sırasında Meral Akşener'le beraber birkaç adayın birden, bu arada siz de neredeyse lider gibi pozisyonu vardı. Şimdi zaman içinde sen baktığında, aslında soruyu erbabına da soracağım. Böyle bir sorunla İYİ Parti'de karşılaşır mı bir? İkincisi, hani Türkiye'de hani AKP'nin kuvveti biraz da tek sesli oluşundan geliyor diye bir algılama var. En son şeyi Pew zannediyorum, o research'ın yaptığı bir şeyde dünyada ya tek adam iyidir yönetimde sorusuna evet diye cevap veren üçüncü ülke mi neyiz yani? Böyle de bir şey var. Böyle baktığında ne görüyorsun? Şimdi AKP'nin kuruluşunda da aslında bir koalisyon vardı. Erdoğan her ne kadar lider gibi olsa da bir arkada bir dörtlü bir şey vardı, yapı vardı mesela. Hı-hı. Eşitler. İşte buna Abdülhatif Şener vardı bugünlerde vardı. Bülent Tanınç vardı, Abdullah Gül vardı vesaire vesaire. Bir kadro vardı orada, bir eşit bir alt yapı vardı. O alttaki eşitler arasında da işte Abdullah Gül öne çıkıyordu vesaire vesaire. Bunların hepsi önemli. Şimdi burada aslında bu garip, çok garip. Yani ben başkanlık sistemine karşı değilim ama Türkiye'de getirilen başkanlık sistemi değil. Bu başka bir şey. Bu saltanat sistemi. Yani Amerika'daki gibi her bütün değerler, parlamenter, işte denetim, yargı denetimi şu bu olsa başkanlık sistemi de konuşulabilecek bir şey. Yani şey değil. Normal bir şey. Ve işleyen de bir sistem. Ama bu o değil. Bu başkanlık değil. Bu saltanat sistemi. Hı. Fakat bu hepimizin hayır dediği, referandumda hayır dediği sistem aslında İYİ Parti'nin oluşumunda, hayat böyle çelişkilerle doludur. Bu yapının oluşumunda bir avantaj sağladı. Şöyle bir avantaj sağladı. Benim oradan okuduğum kadarıyla, hı hı, işte
parlamenter sisteme dönüş esaslı olarak Akşener Cumhurbaşkanı adayımız denildiğinde arkadan da bir hani eski sisteme dönüş şeyi var. Yani bir gene bir kuvvetli bir başbakan, kuvvetli bakanlar, hepsi de parlamentonun içinden, tek adam devletinden sistemi geri getirme. Bu konjektür AKP'nin kendisi için, Erdoğan kendisi için getirmek istediği şey aslında İyi Parti'de bu koalisyonun Sayın Ümit Özdağ'ların, Koray Bey'lerin falan da oluşumunda ve altına girmesinde aslında iyi bir şey sağladı. Ona bir avantaj oldu. Belki herkes o iddialarını falan sürdürebilecekken böyle bir şey oldu diye bir düşünüyorum. Bu kaba bakış açı. Ama tabii bir her şeyde bir ittifaktır. Abdullah Gül de parti lideriydi. Bir önceki şeyde Recai Kutan'a karşı aday çıkmıştı. Daha sonra başka bir denge oluştu aralarında. Sonra başka bir denge oluştu Erdoğan'la birlikte vesaire. Ve tabii bir dengede oluşması da gerekiyor. Bilmiyorum, herhalde Ümit Beyler'de vesairelerde gördüler ki kendi yaptıkları şeylerde her ne kadar kendilerinin bir özel tabanları olmasına rağmen bir Akşener'le ilgili bir dip duygunun daha kuvvetli olduğunu da belki gördüler. Bilmiyorum, kendileri söyleyebilirler. Ama bu sistemde Türkiye'nin o özlediği eski, bu uyduruk saltanat sisteminden kurtuluşu için Akşener'in de Cumhurbaşkanı adayı olacağı bir sisteme doğru sanki gidilecek. Alttan da bir competition, bir yarışmada partinin içinde hep olacak. Yani olmak da zorunda. Kendi yolunu çizecektir diye ben düşünüyorum. Yani su yolunu bulur eninde sonunda diye. Ümit Bey bunu daha iyi anlatır. Ben tabii kaba gözlemle söylüyorum. Ama şöyle de bir şey de hemen bu konu açılmışken söylemek zorundayım. Ciddi bir şekilde eğer biz mesela bu Ekmelettin meselesi denilen meselede niyet iyiydi. MHP'li kadroları işte CHP ile muhalifleri kaynaştırmaktı. Belki Ekmelettin Bey'in kişiliği çok uygun değildi buna ve çok eleştirilere de yol açtı vesaire vesaire. Ama asıl amaç orada Kılıçdaroğlu'nun gene iyi niyetliydi, şuydu buydu. Ama şimdi bu sefer bence doğru olanı orada gördük ki herkesin kendi adaylarının yarışması. Akşener ise Akşener, Kılıçdaroğlu ise Kılıçdaroğlu, Erdoğan ise Erdoğan. Ve Akşener'in belki ikinci çıkabileceği bir yarışa doğru gidiyor olabiliriz. Ve ikinci tura tek başına yani Erdoğan'la kalabileceği bir yarışa doğru gidiyor olabiliriz. İkinci tura Erdoğan'la birlikte kaldığında yani son Erdoğan-Ekmelettin muhabbetinde yaşamadığımız ortam burada oluştuğunda da çok farklı bir şey oluşabileceğini de görebiliriz. Biz şimdi hep şimdi parlamenter sistem üzerinden düşünüyoruz. İşte İyi Parti barajı geçer mi, MHP altında kalır mı, HDP ama asıl başka bir oyun var, büyük bir oyun var. 2019'daki başkanlık seçimi oyunu. Burada Akşener'in Erdoğan'la ikinci çıkabileceği bir yere doğru gidiyor olabiliriz. Yani benim de şu anda kafamdaki şey %60 sanki Türkiye oraya doğru gidebilir. Tabii ne olacak, ne saldırılar olacak, ne edecek onları falan filan bilemiyoruz ama böyle de bir şey de olabilir. Biz buna gidebiliriz bugünkü yapıda. Eğer Türkiye'nin merkez sağ seçmenin %70 olduğunu düşünecek olursak ilk ikiyi orasını da çıkarabileceği bir yere doğru da gidiyor olabiliriz, olmayabiliriz. Yani bizim bunu bir iyi de bir algılamak ve düşünmek yani. CHP de buna göre hesaplar. Burada da ben bilmiyorum Sayın Ümit Özdağ da hazır buradayken söyleyeyim. Bilmiyorum yerel seçimler 2018'de başkanlık seçimi tırnak içinde 2019'da. Yerel seçimlere İyi Parti örgütlenmesini ve seçime katılma hakkını elde ederek girecek mi girmeyecek mi bilmiyorum. Gördüğüm bir tehlike de eğer girerse yatıp ederse AKP Beşiktaş'ı Bakırköy'ü dahil her yeri dağıtarak alabileceği bir yerel seçim faciası yaşayabiliriz ilk öncesinde. 2019 için AKP'ye çok psikolojik üstünlük sağlayacak bir facia da geliyor olabilir. Birdenbire bir şeyler ikiye bölünecek. CHP'den de bir şeyler çalınacak. Çünkü CHP o MHP'deki kentli kitlenin, demokrasi değerleri olan kitlenin oylarını alarak mesela İstanbul'da %42'leri falan görmüştü. Ve bu gidişat AKP'nin Ankara'da, İstanbul'da kaybedeceği şeklindeydi. Erdoğan bir yandan FETÖ temizliği olarak başka FETÖ saldırılarına taban sağlamak için AKP'li belediyeler alırken bir yandan da bu tehlikeyi gördüğü için bir önlem alıyordu. Ama girerse de böyle de bir durum var. Sonuçta İyi Parti kalkıp da MHP'li seçmenin geçmiş yerel seçimlerde yaptığı gibi CHP adayına falan destek vereceğim ben bu seçimde falan derse başlangıçta kendini kaybeder. Girerse de belki o da 2019'a çok havalı girebilecekken de bir yenilgiyle, 1-0 yenilgiyle başlayabilir bölünmelerden ve yeterli toparlanmayı sağlayamayacağından ötürü. Ben böyle bir tehlike görüyorum. Evet, o tehlikeyi soralım. Hazır Sayın Ümit Özdağ da buradayken. Hakikaten çünkü bir hayır bloku
parçalı bir blok olmakla beraber var. Ama öbür taraftan önümüzdeki ben yerel... Ben şeytan avukatlığını yapıyorum, altını çiziyorum. Evet. Yani wishful thinking yapmıyorum, anladım. Kesinlikle. Ama bu bir ihtimaldir, ihtimali de sormak lazım. Böyle bir duruma karşı... Böyle olsun istemiyorum, ne düşünüyorsunuz? Çünkü birileri rakip olunacak ve o rakip olunma durumunda... Çünkü şöyle şeyler de var. AKP belki de bilerek yol veriyor. Böylece muhalefetin tıpkı Genç Parti gibi AKP'ye çok karşıydı ama %7 alarak AKP'nin muazzam bir zaferinin mimarı oldu aslında bir zamanlar. 2007 miydi? O zamanda. Benzer bir şey de İyi Parti sayesinde olabilir mi? Özellikle Hakan'ın bahsettiği yerel seçimlerde. Bu siyaset çok hoş, biliyor musunuz? Önce kurdurmazlar daha sonra. Sonra içeri alırlar. Sonra kurunca da ya bilerek mi yol veriyor? Tabii, bu bitmez. Şimdi, bakın. Böyle bir şey kastetmiyorum zaten. Biz bir karar verdik. Çok özür dilerim. Son dakika var. Bir son dakika haberi. ABD'de kiliseye silahlı saldırı. Vallahi 16 ölü vesaire, bu olay yerinden ilk fotoğrafıymış. 16 ölü olduğu, kiliseyi taradığı söyleniyor şeyin haberlerde. Herhalde San Antonio şehrinde kiliseye giren bir kişi ibadet eden insanlara ateş açtı. Yerel kaynaklar saldırıda 16 kişinin öldüğünü iddia ederek ölenlerin arasında 2 yaşında bir çocuğun da olduğu söyleniyor. Saldırganın da vurularak öldürüldüğü bildiriliyor. Ayrıntılar geldikçe vereceğiz. Anladım. Şimdi bu ileride ılımlı İslam, Türkiye ile ABD ilişkileri vesaire gibi pek çok şey. Ben de buna ilgili bir şey söylemek isterim sonra. Ama onları konuşacağız. Şimdi biz Türk halkıyla bir ittifak yaparak yola çıktık ve bundan sonra da Türk halkıyla ittifak yapacağız. Başka hiçbir şeyin ittifak arayışı içinde değiliz. AKP'nin değişik ittifak arayışları içerisinde olduğunu da biliyoruz. Çünkü başka türlü kazanamayacağını biliyor. Ancak ittifaklar oluşturabilirsek kazanabiliriz yaklaşımına daha şimdiden ulaşmış durumdalar. Onun için de... Yerel seçimler için söylüyorum. Hem yerel hem 2019. Evet. Onun için de değişik arayışlar içerisinde olduklarını görüyoruz. Ve işte burada dediğiniz bir blok var. Tamam, var mı bilmiyorum ama biz hiçbir blokta değiliz. Biz %100'e yöneliyoruz. Karşımızda bir blok görmüyoruz. Orada bir seçimde AKP'ye, iki seçimde AKP'ye, üç seçimde AKP'ye verilmiş oy da bizim almak için mücadele ettiğimiz oy. Ve bundan dolayı hem yerel seçimde hem daha sonra Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu stratejiden hiç vazgeçmeden bütün vatanseverlerin oyuna talip olacağız. Yani CHP ne alır bilmiyoruz. Muhalefet de bizim hedefimiz değil. Biz siyaseti iktidara gelmek için yapıyoruz. Bunun için de esas alacağımız oy potansiyelinin nerede olduğunu biliyoruz. Ve geniş bir alan. Oraya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ya şöyle bir soru geldi. İlk kurulduğumuz gün bir televizyon kanalında. Efendim, Cumhurbaşkanı da zaten Türkiye'de muhalefet eksikliği olduğunu söylüyordu. Acaba siz muhalefet eksikliğini giderebilecek misiniz? Dedi. Dedi ki onu bilmiyorum. Biz ama muhalefet eksikliğini gidermek için gelmedik, kurulmadık. Biz iktidar eksikliğini gidermek için kurulduk. Fakat AKP'nin nasıl bir muhalefet partisi olacağını çok merak ediyorum hakikaten. Peki. Sayın seyirciler, şimdi bir reklam arasına daha gireceğiz. Üçüncü bölümde hem 2019'u konuşmaya devam edeceğiz. Ne olacağını o seçimlerde. Seçim ittifakları veya ittifaksızlıkları, aynı zamanda da yurt dışındaki gelişmeleri, Türkiye ile
Batı blokunun ilişkileri, Rusya ile Türkiye'nin ilişkileri, İran'la Türkiye'nin ilişkileri, efendim Amerika ve Almanya ile ve başka ülkelerle ilişkileri, ki bu konuda Sayın Ümit Özdağ özellikle uzmandır. Bunları konuşacağız. Bazı mesela zarrab davası gibi şeylerin arka planını konuşacağız. Bizden ayrılmayın.